21 Temmuz Cuma günü saat 21.40'ta Yasin Demirci ile Yelkovan programının konuğu yazar, şair Betül Fırat olacaktır. Bizi Radyo Kapadokya'nın frekansı 94.5'ten veya www.kapadokya.com internet sitemizden takip edebilir ve dinleyebilirsiniz. Takvim yaprakları 21 Temmuz 2023'ü göstermekte. Bu tarihli yayınımızın dördüncü konuğu Betül Fırat. Kendisi yazar ve şair. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. İlk olarak sizleri bir tanımak istiyorum. Sonrasında yazar ve şair olduğunuz ve edebiyata olan merakınızın nasıl başladığını ve şu anki edebiyatın içerisinde hangi konumdasınız, neler yapmaktasınız, bunları sizlerden dinleyeceğiz. Tabii ki kısaca kendimden bahsedebilirim. Ben Betül Fırat, yazar ve şairim. Aynı zamanda köşe yazarlığı ve güçlü yazarlığı yapmaktayım. Bunun yanı sıra kamuda biraz yüksek mühendis olarak çalışmaktayım. 7 tane kitap çıkarttım eser olarak. Aynı zamanda 7 tane güçten var bestelenmiş olarak. Ankara Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Yazıçada Erengeli Mahalle temsilcisiyim. Yazarlar Birliği'nin üyesiyim. Şimdi yeni bir oluşumumuz var. Avrasya Basın Birliği'nin de İç Anadolu Bölge Başkan Yardımcısı olmaktayım. Ayrıca da Özgün Medya Haber Ajansı'nda yönetim kurulunda yer almaktayım. Edebiyat Sanat Meltemi'nde genel yayın yönetmenliği yapmaktayım. Bir platformumuz var. Yazar şairlerin tanıtımını yaptığımız. Evet, ne kadar güzel. Ben eserlerinizi isim isim ve tür tür ve içerisinde içerik olarak neler var? Bunları dinlemek istiyorum şimdi sizden. Tabii ki. İlk eserim Mavi Feci 2020 yılında çıktı. Deneme kitabım, ilk kitabım. Deneme türünde aforizmalar ve içinde hayatla ilgili kısaltmalar var. Bir şiirsel yazımından dolayı düşük cümleler karakteristik lakabı aldım ben bu kitabımla bir okuyucum tarafından. Hı-hı. İkinci kitabım Milyon Hicranı şiir kitabı. İçerisinde çeşitli konularda şiirlerimiz var. Bestelenmiş bir şiirim var. Bu da 2021 yılında çıktı. Son bölümde yine deneme ve aforizmalardan oluşmakta. Üçüncü kitabım Heybemden Dökülen Öyküler. Adından da belli olduğu gibi öykü kitabı, fantastik, bilim kurgu, polisiye öykülerinden oluşmakta. Büyülü gerçeklik öykülerinden oluşmakta. Dördüncü kitabım Siyah Şapkalı Adam. Polisiye roman, cinayet romanı olmakta. Çok da beğeni topladı Siyah Şapkalı Adam. Beşinci kitabım Derin Mevzu Konuşacaklarımız var. Yine deneme türünde bir kitap. İçine denemeler, aforizmalar, kitap okumakla ilgili aforizmalar, monolog ve derin mevzular bulunmakta. Altıncı kitabım Kayıplı Pislözleri Çocukları Unutmayalım dedik bu yazarlık serüvenin içerisinde. Çocuk romanı olmakta ama gençlere hitap etmekte. Fantastik bir kurgudan oluşmakta. Öykü Muhit'i son kitabında 2023 yılında çıktı. Bu da yine fantastik, polisiye, büyülü gerçeklik öykülerinden oluşmakta. Birden fazla türde eser vermeniz ne kadar güzel. Evet. Bununla ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Ben bir de şunu sizlere söylemek istiyorum. Şimdi her şiir yazan kimsenin hayalidir ki şiiri bestelensin. Evet. Ve sizin bu hayalinizin gerçekleşmesi nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Zaten ben şiirlerimi besteleyeceğim için şiir kitabı çıkarttım açıkçası. Önceden şiir kitabı çıkartmak istemiyordum. Bildiğiniz gibi hani kadınların şiir kitabı çıkartması çok iyi karşılanmıyor toplum tarafından. Hani aslında kadınlar daha derin yaşar duygularını bu konuda. 7 tane eserim oldu. Birisi halk müziği, bir tanesi rap ve gerisi de Türk sanat müziği olarak çıktı. Şu anda YouTube kanalımda yayınlanıyor. Dinleyicilerimiz arzu ederlerse YouTube kanalımdan dinleyebilirler.
Şimdi en sonunda bir tane pop türünde bir eserimiz çıkacak. Mert Yalçın müzisyen o pop türünde onu besteleyecek. Dinleyicilerimizi buluşturacağız. Şimdi bizlere dediniz ki mesela YouTube'dan dinleyebilirsiniz dediniz. Şimdi Evet. mesela bizi dinleyenler siz bunları söylerken merak etmişlerdir büyük ihtimal. Bunları Evet. söyler misiniz? Şimdi biz YouTube'a ne yazalım ki sizin bestelenmiş şiirlerinizi dinleyebilmeliyiz. Ödüllü yazar Betül Fırat diye yazıp aratırlarsa beni bulabilirler. Yazar Betül Fırat deyince de çıkıyor. YouTube kanalımda hem bestelenmiş güftelerim var, hem seslendirilen şiirlerim var. Yani arz edenler oradan takip edip abone olup beni dinleyebilirler. Mesailerimizde. Evet. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi aslında bir yazarın yaşaması gereken hayalleri bir bakıma siz gerçekleştirmişsiniz. Benim Evet. sohbet ettiğimiz süre boyunca ben bunu anlıyorum ki ileriki bunun üzerine koyarak devam etmek istediğiniz hedefleriniz var mı? Hedeflerim var tabii ki. Ben hani yazarlığıma da şairliğime de devam etmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Dediğim gibi çok yönlüyüm, çok fazla eserim var. Bunlarla ilgili farklı çalışmalarım da olacak. Şu anda 4 tane roman projem var. Bitirdiğim zaman okuyucularıyla buluşturacağım. Onun dışında bestelerimize devam ediyoruz. Edebiyat Sanat Mertim olarak da yine şeylere tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Öykü yarışması yaptık, antoloji düzenledik. İnci Yılmaz Şimşek yazar arkadaşımla birlikte 3 tane antolojimiz var derleyip düzenleyip yayına çıkarttığımız. Çeşitli yazarlardan eserlerini alarak tek kitap haline topladık. Cumhuriyet'in 100. yılında iz bırakan kalemler antolojisi mesela en sonuncu ve Cumhuriyet'in 100. yılına atıf olarak yaptığımız bir eser. Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması'nda jüri başkanlığı yaptım geçen senelerde 2020 yılında. Burada da öykülerimizi değerlendirip birincimizi, ikincimizi, üçüncümüzü seçtik. Yani edebiyata her konuda katkı sağlamaya çalışıyorum. Siz çok başarılı bir yazar ve şair olarak sizi gördüm ve tanıyorum şu an için. Şimdi sizin aslında bir şimdiki yazar ve şairlere çok güzel bir öğretmen olabilirsiniz. Bizi dinleyenler ve sonrasında izleyecek olan yazmaya yeni başlayan yazarlara neler söylemek istersiniz? Çünkü sizin şimdiki söyleyecekleriniz çok önem arz edecek onlar için. Yani yazma serüvenimden bahsedecek olursam 20 yılı aşkın süredir yazıyorum. Ama aynı zamanda çok iyi bir okuyucuyum. Hani irdeleyerek okuyorum. Yani bu şeyi yapmak isteyen, yazar olmak isteyen, şair olmak isteyen arkadaşlar, duygular çok önemli. Hani ona herhangi bir itirazım yok ama çok okumak ve çok çalışmak gerekiyor Yasin Bey. Yani okumadan bir bilgi birikimi elde edemiyorsunuz. Ya da ne bileyim üzerine düşmeden belli bir konu üzerine çalışmadan bir şeyler yapamıyorsunuz. Dediğim gibi duygular tabii ki önemli. Duygularınız yönlendiriyor, hisleriniz yönlendiriyor. Ama bilgi birikimi bu konuda çok önemli. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ben buna bir parantez açmak istiyorum. Aslında Tabii ki. çok okumalıyız ve çok çalışmalıyız. Evet. Ben şu ana dek mesela bu yazar ve şairleri çok fazla kişiyle tanıştım ve bazı yazarlarımızın şairlerinin kitaplarını okudum ve çok belli oluyor. Yani hiç okuyanla okumayanın arasında Tabii ki. çok Tabii ki. belli oluyor. Tabii ki. Yani dediğim gibi bir bilgi birikimi ya da hayal gücü birikimi diyeyim. Bunları elde etmek için kesinlikle okumak gerekiyor. Yani bir gün aynı zamanda çalıştığım için işte daha sonrasında ise evde hep ya okuyarak ya yazarak geçiyor. Şimdi yeri geliyor uykusuz kalıyorsunuz, yeri geliyor bazı sosyal aktivitelere katılamıyorsunuz. Bu şekilde. Bir de şu şekilde ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Şu anda benim bir eserim yok ve ben şiirler yazıyorum. Yani kitap halinde oluşmuş bir eserim yok.
Fakat ben şu şekilde düşünüyorum. Bu doğru bir düşünce midir? Bunu siz değerlendirin istiyorum. Tabii ki. Bir eserim en iyi olana dek çalışarak, mesela yıllar geçerek insanlara öyle mi sunmalıyım, yoksa şu ana dek yazmış olduğum şiirleri alıp bir kitapta toplayıp öyle mi paylaşmalıyım, kitap haline getirmeliyim? Şimdi şöyle bir şey var. Başarı elbette ki bir hedef ama başarının bir sınırı yok. Yani bir şey başardıktan sonra bir üstüne çıkmayacaksınız diye bir şey yok. Veya onun daha iyisini yapamayacaksınız diye bir şey yok. O yüzden hani şu an elinizdekileri değerlendirmeniz de çok önemli. Hani sizi insanlar bunlarla da tanıyacaklar. Tabii ki iyi eser çıkartmayı hepimiz istiyoruz. Hani hepimiz kendi sınırlarımızı zorlamak istiyoruz ama önce eldekileri değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunun bir kıstası yok. Hani şu an yaptığınız bir şeyin daha iyisini daha sonra yapabilirsiniz ama hani bunun en iyisi olana kadar bekleyin mantığı bana çok uymuyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka eklemek istediğiniz şeyler var mıdır? Yani şunu da söylesek daha iyi olurdu diyebileceğiniz. Yani dediğim gibi biz her konuda diğer yazar arkadaşlarımıza, şair arkadaşlarımıza yeni başlayanlara, ilk eserini çıkartanlara da yardımcı oluyoruz tanıtım konusunda. Sağ olsun çalıştığım gazeteler, çalıştığım derken hani köşe yazarlığı yaptığım gazetelerim tanıtım konusunda çok yardımcı oluyorlar. Ve bu yazarlık bana birçok ödül getirdi. Bu ödüllerden biraz bahsetmek istiyorum. 2022 yılında Altın Kalemler Mansiyon Ödülünü kazanmış Şanlıurfa Yayınları bir yarışmaya katılmıştım. Daha sonra beni sosyal medyadan takip edip ödül vermek isteyen yerler oldu. Kariyer Gümüş Ödülleri, Kristal Çam Ödülleri bunlardan ikisi. Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği mesela bir başarı öyküsü ödülünü layık gördüler. Mehmet Ali Gündoğdu yönetmen oyuncu ödülü verdi. Oyunculuk teklifinde de bulunmuştu. Daha sonra başka bir yönetmenden de oyunculuk teklifi aldım. En son olarak da şimdi Ağustos ayında alacağım yılın en başarılı yaratıcı yazar ödülü var. Mimoza Global Reklam Ajansı tarafından verilecek. Bir başarı öyküsü ödülüne gelince engelli olmamdan dolayı bu ödüle layık görüldüm. Hani hem başarılı bir yazar vesaire hem de engelli olmam böyle bir ödülü getirdi bana. Ve medyanın da aslında bu şekilde bizleri bir araya getirmesi de ve sizleri bu Tabii şekilde ki. tanışmamız çok güzel şeyler. Kesinlikle. Yani teknolojiyi iyi kullanabilirsiniz gerçekten büyük bir nimet. Hani yapıcı şeylerde kullanırsanız çok iyi yararlanabiliyorsunuz. Sosyal medyada çok aktifim. Dinleyenler oradan da takip edebilirler beni. Her platformda varım. Ama genelde paradoks okur yazar olarak biliniyorum. Ben zaten programa katılmadan evvel ben sizi tanıyordum. Birkaç Evet. paylaşımınızı da görüyordum. Evet. Ve bu şekilde de burada da tanışmamız güzel Evet, oldu. vesile oldu. Evet. Yani yazar için okur bir kıstastır. Hani ne kadar okura ulaşabilirsek, okurlar ne kadar eserlerimizi okuyup beğenirlerse bizim için o kadar güzel, o kadar mutluluk verici oluyor. O yüzden de biz sosyal medyada genelde çok aktifim. İşte tanıtımlar yapıyorum. Çeşitli insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Ya da bana çok ulaşan oluyor bu konuda. Yani bu şekilde okurlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bununla Artık sınırlı evet. kalmıyoruz tabii ki. Derneklerin ve birliklerinle birlikte fuarlara katılıyoruz. İmza günlerimizi yapıyoruz. Şiir netlerimizi yapıyoruz. Sosyal medyadan takip edip bunların günün tarihini yerini öğrenen okurlarımıza da şimdiden davet etmiş olalım. Gelip bizi dinleyebilirler, izleyebilirler. Tanışabiliriz. Biz her zaman bekliyoruz okurlarımızı. Evet, bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Mesela yapmış Tabii ki. olduğunuz bütün faaliyetlerin sürekli haline getirmeniz aslında okurların da hoşuna giden şeyler diye düşünüyorum. Mesela bir radyo programına konuk olmak, bir TV Tabii ki. kanalına konuk olmak, sonra kitap tanıtımlarına katılmak, bu gibi şeyler aslında yazarı sürekli bir hale getiriyor ve Tabii ki. okurları tarafında unutulmaz bir yere koyuyor. Tabii ki. Şöyle bir şey var. Görünürlüğü
korkuyu arttırmak dediğiniz bir olay var. Hani siz nerede ne kadar yer alıyorsanız bu o kadar da görünür oluyorsunuz. Bu yüzden hem sosyal medya kullanıyoruz hem aktivitelerimizi kullanıyoruz dediğiniz gibi. Yani bu işi sürekli hale getirmeye çalışıyorum. Ya şöyle de bir şey var. Yani bir kitap yazıp çekilip kenara ya tamam işte ben oldum diyen tanıdıklarımız da var. Yani bireysel olsun, bireysel olmasın bu şekilde gördüğümüz insanlar da var ama hani bu bize yani bana daha çok doğru gelmiyor. Hani yazıyorsanız bu derya deniz olan bir şey. İçinizdeki deryayı denize çıkartmaya çalışıyorsunuz. Hani bir sürekliliğinin olması gerektiğine inanıyorum. Hani bir sınırının olmadığını düşünüyorum. Değinmiş olduğunuz gibi mesela benim hedefim kitap çıkartmak deyip kitabı çıkardıktan sonra yazarlığı bırakanlar bile olabiliyor. Evet, kesinlikle. Yani en azından benim için bir heves değil. Öyle söyleyebilirim. Hani gelecekteki kariyerimi planlamak gibi görüyorum ben şu anda. Evet. Aslında bu yazarlık bir nevi bir müddet sonra bir işe de dönüşebiliyor değil mi? Yani işe dönüşebiliyor, hayat biçiminize dönüşebiliyor. Dedim ben çok okuyorum, çok yazıyorum. Yani şu an benim hayat biçimim bu. Hani sadece iş olarak da görmüyorum. Hani yaşam biçimim artık felsefem yerine geçti yani öyle söyleyebilirim. Dediğiniz gibi hayatınızın merkezine oturmuş Evet, durumda. evet. Yani şey bir de yazmak insanı deşarj eden bir aktivitedir. Hani kimisi müzikle rahatlar, kimisi resimle rahatlar ressamlarımız mesela. Yazar ve şairler de genelde yazarak duygularını, düşüncelerini, hayallerini ifade edebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Söylemek istediğim şeyler var. Sizi daha önceden tanıyordum ama tanışmamıştık. Evet. Böylelikle burada da sizin tanımak ve sonrasında bizi şu anki dinleyenlere, izleyeceklere bütün her şeyiyle bir nevi başarılı bir yazarı göstermiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yayına davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. İlginiz için Ben de. çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.